Yani bu hal yasası yürürlüğe girdiği an bu iş bitmiştir. Küçük çiftçi bitmiştir burada. Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla topyekün mücadele programı kapsamında yeni hal yasasını gündeme getirdi. Ticaret Bakanı da devreye girdi. Yasanın en kısa sürede yürürlükte olacağını belirtti. Üreticilerdense itiraz geldi. Adam diyor ki enflasyon yükseldi. Sebze pazarını göster, tezgahı göster. Be kardeşim tamam da bir de bu bizim girdilerimizi göster. Girdiler nereye gitti? Bu giden nereye gitti? Geçen seneki aldığımız gübreler 100 liraya aldığımız gübre oldu 200 lira. Bizim emeğimiz yok. Üretici tedirgin, üretici kaygılı ve onlara göre eğer hal yasası yürürlüğe girerse küçük çiftçinin sonunu getirecek. Hal yasası girerse biz bu işi devam ettiremeyiz. Herhalde sonumuz geldi. Düzenleme ürünlerin sofralara gelene kadar ki zincirde fiyatlarının ciddi oranda yükseldiği gerekçesiyle yapılıyor. Buna göre komisyonculuğu ortadan kaldıracak, hal sayıları düşürülecek. Fiyat denetimleriyle de gıdada enflasyonun azaltılması planlanıyor. Ancak üreticilere göre sorunun kaynağı ile ilgili tespit hatalı. O yüzden bu yasayla çözüm yok. Biz zaten sel felaketi olsun, Rusya uçak düşürme krizi olsun, o da bizi çok etkiledi. Hepsinde birer yıl, ikişer yıl çiftçi geri adım attı. Yani geri gitti. Bu hal yasası çıkarsa bizi otomatikmen 10 yıl geriye atar. Çoğu yer ekilmez. Düzenimiz oturur mu tekrardan o bile meçhul. Yani bu hal yasasını biz Kumluca çiftçisi olarak kesinlikle istemiyoruz. Biz komisyoncularımızla devam etmek. Zaten komisyoncularımızın kazandığı yine o da bizden düşülüyor ama cüzi bir miktarda. Yani tezgahtaki fiyatı etkilemiyor komisyoncu. Antalya'da örtü altı üretimin en önemli merkezlerinden Kumluca'da komisyoncusundan üreticisine, esnafından tüccarına kadar sektör yeni hal yasasına tepki gösterdi. Hal yasasıyla hiçbir şey düzeltilemeyeceği, sanki köylüde 1 lira, tüketicide 10 lira hep kafalarda bu oluştu ama asıl çözüm bence üretimin artmasında. Üretim artarsa fiyat düşer. Bizim Türkiye'miz kendi gibi 3 tane ülkeyi besler. Üretim olduktan sonra. Maliyet hesap etmiyorlar. Sadece burada çiftçiye, tüccara, komisyoncuya. Biz üç kardeşik burada. Bunu Türkiye hiç bilmez. Komisyoncu, tüccar, müstahsil üç kardeşiz. Birimiz öldüğü zaman hepimiz ölüyoruz. Kumluca toptancı halinden soruna karşı ortak talep yükseldi. Kesinlikle tarım politikasında köklü bir değişim yapıp çiftçiyi, küçük çiftçiyi ayağa kaldırmaktan başka çare olmadığını düşünüyorum. Buna da yetkililerin ama Tarım Bakanlığı ama Çalışma Bakanlığı'nın gerekli tedbirleri alıp sahaya inip bir fiil çiftçinin ne yaptığını görmesini istiyorum. Yani yukarıdaki meclisteki raporlarla olmuyor. Bir defa sahaya inip gerçekten hastalığın çaresini sahada bulunması gerekiyor.